katıların çoğu üzerlerinden geçen akıma karşı bir miktar direnç gösterir. Bu sayede öz direnç ya da iletkenlik gibi kavramları açıklarız. Aslında aynı şeyler sıvılar için de geçerli. Bu kabın tamamen sıvıyla dolu olduğunu hayal edelim. Bunun öz direncini ölçebiliriz. Şimdi elimize bir pil aldığımızı düşünelim ve bir ucunu buraya, diğer ucunu da şuraya bağlayalım. Eğer gerilim varsa ve sıvımız elektriği iletebiliyorsa ortamımızda akım oluşmalı değil mi? Akım aradaki sıvının içinden geçerek bir uçtan diğer uca gidecektir. Bazen bu alternatif akımla yapılır. Aksi takdirde elektroliz gerçekleşebilir. Bu da baloncukların oluşmasına yol açar ve ortam bundan etkilenir. Sonuç olarak da ölçmek istediğimiz ortam olma özelliğini kaybeder. Bu nedenle genel bir prensip olarak bazen alternatif akım kullanılır gerilim uygulandığında bir miktar akım oluşacaktır. Peki bunu kullanarak öz direnci nasıl ölçeriz? Bildiğimiz kadarıyla öz direnç, direnç ve kesit alanının çarpımının uzunluğa bölümüyle elde edilir. Fakat uzunluk burada bir problem olacak gibi. Şu aradaki uzunluğu aldığımızı düşünelim. Bunu uzunluk olarak kullanabiliriz. Çünkü sıvıdaki direncimin uzunluğu budur diyebiliriz. Öyleyse kesit alanım ne? Deneyi böyle gerçekleştirmemiz kötü bir deney olmasına yol açabilir. Eğer öz direnci ölçmek istiyorsak gerçekten istediğimiz şeylerden biri iyi tanımlanmış bir kesit alanıdır. Elimizdeki deneyi bir kenara bırakalım. Şimdi burada iki levhamızın olduğunu düşünelim. Bunları alalım ve öz direncini ölçmek istediğimiz çözeltinin içine koyalım. Birini buraya, diğerini de şuraya koyalım. Kesit alanı şimdi belirli bir hale geldi. Bunu istediğimiz zaman ölçebiliriz. İki levayı birbirinden bilinen bir L uzaklığına koyalım. Ardından pilimize bağlayalım. Örneğin bu plakadan başlayalım. Bunu pilimize bağlarsak diğer plakayı da pilin diğer ucuna bağlamamız gerekecek. Eğer çözeltimiz iletkense akım bu taraftan diğer tarafa doğru oluşacaktır. Bu sistemde uzunluğu rahatlıkla ölçebiliyoruz. Kesit alanımız da belirli. Direnci nasıl ölçeceğiz? gerilimi biliyoruz. Kullandığımız pil voltajı belirli olan bir pil olsun. Buraya da akımı ölçmek için bir ampermetreye yerleştirebiliriz. Ampermetreye akımı ölçmeye yarar. Şimdi Ohm kanunu kullanarak direnci ölçebiliriz. Bu kanuna göre direnç gerilimin geçen akıma bölünmesiyle bulunur. Elimdeki verileri buraya yerleştirirsem sıvının öz direnci için deneysel bir sonuç bulmuş olurum. Bazen buna elektrolit öz direnci denir. 1 bölü elektrolitik öz direnç de bize elektrolitik iletkenliği verir. Elektrolitik iletkenliği de yazalım. Deneysel olarak elektrolitik iletkenliği bulmamızın yolu bu. Açıkçası bu kadar uğraşmamıza gerek kalmayabilirdi de. İlk olarak öz direnci bilinen bir çözelti alırız. Zaten direncin öz direnç ve uzunluğunun çarpımının alana bölümü olduğunu biliyoruz. Öz direnci biliyorsak ve direnci de kolayca bulabiliyorsak buradaki sabit değerini bulabiliriz. Aynı levhaları kullanırsak sabit değişmeyecektir. Yeni bir çözelti koyduğumuzda elimizdeki sabitin değerini biliyor olacağız. Teknik açıdan bakarsak her seferinde sisteme ulaşıp levhaların alanları ve aralarındaki mesafeyi ölçmek zorunda kalmayacağız. Tersi de mümkün. Çözeltimizin öz direncini biliyorsak ve içinde başka maddeler de varsa, örneğin çözülmüş tuz, biz de derişimin ne olduğunu öğrenmek isteyebiliriz. Bu da direkt olarak ne kadar akım geçeceğini etkileyecektir. Bu nedenle ölçtüğümüz elektrolitik iletkenlik değeri bu durumdan etkilenecektir. Eğer bu değeri ölçersek ve temel aldığımız çözeltinin değerinden farklı çıkarsa çözeltinin saflığını bozan iletken maddelerin derişimini hesaplayabiliriz.